Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün teknik analiz eğitim videolarımızın devamında neyden bahsedeceğiz arkadaşlar? Artan, azalan ve yatay trendlerden bahsedeceğiz. Kanallardan bahsedeceğiz. Artan, azalan ya da yatay trendin kırılmasından bahsedeceğiz. Tuzaklardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Bunların ne şekilde olduğunu ve nasıl yorumlanacağını anlatacağız. Bundan önceki ilk videomuzda ne yapmıştık arkadaşlar? Mumlardan destekten, dirençten ve yine trendlerden bahsetmiştik. Ee, şimdi bu videoda umarım sizin için faydalı olacak. Ne yapacağız arkadaşlar? Yine en basit şekliyle anlatacağız. Yine anlayamadığınız sorular olursa bize sormanızda fayda var. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi neredeyiz? Bitcoin. Bitcoin grafiğindeyiz arkadaşlar. 4 saatlik bir neydeyiz arkadaşlar? 4 saatlik bir inceleme yapıyoruz. 4 saatlik bir grafikte inceleme yapıyoruz. Ne demekti bu da? Her bir mumun 4 saatlik zaman dilimini gösterdiğini söylüyordu ki ilk videoda göstermiştik. Şimdi arkadaşlar artan trend ve kanal, artan kanal çizimini göstereceğim. Şimdi bildiğiniz üzere bir trend çizgisi çizmeyi öğrenmiştik. Yine ilk videoyu izleyemeyenler için bakın burada trend çizgisine bastık. Bakın ilk gözüme çarpan geliyorum. Bakın şuradan geldim. Gördüğünüz gibi burada artan bir trendin olduğunu görüyoruz. Şimdi artan bir kanal çizmek için ne yapmak gerekiyor ve artan kanal nasıl yorumlanır? Bununla ilgili konuşalım. Arkadaşlar ilk önce bir kanal çizmeniz için artan ya da azalan bir kanal çizdiğiniz çizmeniz için trend çizgisinin aynı ekseninde bir e, çizgi daha çizmeniz gerekiyor. Bu şu demek oluyor arkadaşlar? Yani burada alıp tekrar şuradan trend çizgisi alıp kafanıza göre çizerseniz bu bir kanal olmaz arkadaşlar. O yüzden ne yapıyoruz arkadaşlar? Burada bakın klonlaya basıyoruz. Bunun aynı eğiminde alıyoruz. Ve bakın bu şekilde yaklaştırıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ne oldu şu an? <laughs> bir artan kanalın içerisindeyiz. Şimdi nasıl gidiyor fiyatlar arkadaşlar? Bakın bu kanalın içerisinde devam ediyor. Şimdi artan bir kanalın kırılması ne anlama geliyor? Hemen bundan da bahsedelim arkadaşlar. Fiyatlar arkadaşlar kanal üzerinde devam ederken alt sınıra yaklaşıyorsa arkadaşlar, sürekli alt sınıra birden fazla kez yaklaşıyorsa birincisi bizim bu kanalın kırılabileceği üzerine bize bir ipucu verebilir. Yani bu artan kanalın kırılabilir diyebilir. Bunun Birden fazla kez yapılması bu kanalın e, yakın zamanda kırılacağı ipucunu verir. Bu sadece bir yaklaşımdır arkadaşlar ki birazdan tuzaklardan da bahsedeceğim arkadaşlar. Peki hocam bu kanalın kırıldığını nereden anlarız? Bu noktada arkadaşlar her ne kadar indikatörlere sonradan girecek olsam da birçoğunuzun bildiği işlem hacmi yani volüm devreye giriyor ki çok önemli. Bakın onu da burada göstergeleri tıkladıktan sonra işlem hacmi ya da şöyle yazalım. Evet, volüm yaz. İşlem hacmi diye çıktı. Bir kanalın arkadaşlar yükselen ya da alçalan bir kanalın yani bir trendin kırılması için hacmin olması en önemli şartlardan birisidir arkadaşlar. Şimdi geldik arkadaşlar. Yani şunu demek istiyorum. Bu trend bu trend bu kanal aşağı doğru kırması için kırılacağı noktadaki en az 3 tane 3 tane en az bu kanalın altında kapatması lazım. Ve ayrıca arkadaşlar burada bu kanalın aşağısına sarktığı noktalarda ne olması lazım? Hacmin yüksek olması lazım arkadaşlar. Şimdi bu kanal kırılırsa eğer ne kadarlık bir düşüş beklenir noktasına gelelim arkadaşlar. Onun için de arkadaşlar bakın yine şuraya geldik arkadaşlar. Bakın tahmin ve ölçüm araçlarına geldik. Burada fiyat aralığı var. Hemen şunu da şöyle alalım arkadaşlar. Bakın fiyat aralığına tıkladık. Buradan aldık arkadaşlar. Bu kanalın boyunu ölçtük. Bakın aldık bunu. Sonra bakın geldik. Mesela burada kırıldığını düşünelim bu kanalın. Buraya indirdik. Sonradan ne yapacağız? Bu bunun ucuna bir yatay çizgi çizeceğiz. Geldik arkadaşlar, yatay çizgi. Yani şu demek oluyor arkadaşlar. Eğer bu kanal kırılırsa, bakın bu kanal kırılırsa biraz daha genişletelim. Bu kanal kırılırsa fiyatın 34292 seviyelerine kadar gelebileceği ön görülebilir arkadaşlar. Şöyle büy biraz büyütelim arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın aslında çizdiğimiz bu seviye daha önce de gördüğünüz gibi ne olarak çalışmış? Direnç olarak çalışmış arkadaşlar. Demek ki bu yaklaşımımızın doğru olduğunu söyleyebiliriz. Burada şunu karıştırmayın arkadaşlar. Bir kanal kırıldığında yani bu kanal kırıldığında burayı ölçtük aşağı doğru gittik ya illa buraya kadar gidecek diye bir şey yok arkadaşlar. Sadece bu ne arkadaşlar? bir öngörüdür arkadaşlar. Şimdi hemen şunu silelim arkadaşlar. Bunu kaldıralım. Şunu da kaldıralım. Şimdi ne dedik? Artan kanalda bir de tuzaklardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Ne dedik arkadaşlar? Kanalın kırılması için arkadaşlar en az en az diyorum 3 tane mum baktığımız mesela 4 saatlikte yani 12 saat bu kanalın altında kapatması ve fiyatın aşağı düştüğü noktalarda hacmin daha önceki zamanlara göre ne olması gerekiyor arkadaşlar? Yüksek olması gerekiyor. Şimdi şu noktaya dikkat edin arkadaşlar. Bakın şu noktaya dikkat edin. Bakın şuraya bakın. Burada gördüğünüz gibi kanal içerisinde hareket ederken iki tane bakın iki tane mum bu kanalın aşağısına sarkmış. Arkadaşlar aynı noktada hacme geldiğinizde bakın Bakın hacme geldiğimizde büyük bir değişikliğin olmadığını görüyoruz. Burada ne yapmamız gerekiyor o yüzden? Bizim için en az kaç mum gerekliydi arkadaşlar? 3 mum gerekliydi. Burada henüz satış vermiyoruz. Ne yapıyoruz? Bekliyoruz. Ve bakın gördüğünüz gibi 3. mumdan itibaren kanalın içerisine tekrar giriyor. Peki bunun ismi ne diye sorarsanız işte bunun ismi arkadaşlar ayı tuzağı arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi yükselen bir trendde kanaldan yükselen kanaldan trendin aşağısına doğru ine iniyor gibi gözüken nokta aslında bu bir ne oluyor arkadaşlar? Tuzak oluyor. Çünkü tekrardan ne yapıyor arkadaşlar? Kanalın içerisine tekrardan giriyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ikinci olarak neyden bahsedelim? <laughs> ne dedik arkadaşlar? Azalan trend, azalan kanaldan bahsedelim arkadaşlar. Şimdi bunun içinde sizin için Ripple grafiğine gidelim. Çünkü Bitcoin bugünlerde bildiğiniz üzere çok hareketli arkadaşlar. Bakın hemen gözümüze ne çarptı arkadaşlar? Bakın hemen şurada gördüğünüz gibi bakın. Bir kanal çarptı. Bunun için ne yapacağız? Hatta bunu 4 saatlik grafiğe alalım şöyle. Şöyle böyle, böyle küçültelim birazcık. Bakın aslında bu çok daha güzel oldu. Geldim arkadaşlar. Ne yaptım? Trend çizgisini çizdim. Bakın. Bakın geldim. Ne yapıyorum arkadaşlar? Azalan kanalda da aynı şekilde bakın aynı şekilde yine klonla yapıyorum. Geldim arkadaşlar. Aldım. Bakın bunu da ne yaptım? Ortalama aslında şuraya koyabilirim arkadaşlar. Fiyat her ne kadar burada biraz sarkmış olsa da buraya koyabilirim. Şimdi arkadaşlar azalan kanalda da azalan kanalda da Gördüğünüz gibi fiyat belli bir kanal aralığında hatta şunu biraz daha üstte alabiliriz arkadaşlar. Şöyle alırsak bakın. Şöyle daha iyi anlayacaksınız. Şunu da şöyle alırsak bakın. Bakın arkadaşlar görüyor musunuz? Bu, bu noktadan itibaren bir kanalın içerisinde fiyat sürekli olarak azalmış. Bu şu demek oluyor arkadaşlar. Ee, fiyat bu kanalda aşağı doğru gidiyor demek. Şimdi hocam bu kanalın kırılması için ne olması gerekiyor? Bunun şartları ne diye bunu da göstereceğiz. Yine her zamanki gibi ne önemliydi arkadaşlar? Burada yine ne yapıyoruz? İşlem hacmini ekliyoruz. Şimdi işlem hacmini ekledik arkadaşlar. Bakın şimdi. Alçalan bir kanalda arkadaşlar, alçalan bir trendde trendin kırılmasını nereden anlarsınız? Şuradan anlarsınız arkadaşlar. Yükselen kanalda ne demiştik? Aşağı doğru kanalın aşağı çizgisine doğru eğer fiyatlar yaklaşıyorsa bu yükselen kanalın kırılabileceğine dair birinci ipucumuz. Şimdi alçalan bir kanalda da yine tam tersi şekilde ne arkadaşlar bakın fiyatlar kanalın üst bandına doğru geldiği zaman bakın birden fazla kez gelmiş. O zaman biz bu kanalın tersi yönünde ne olacak üste doğru kırılabileceğini söyleyebiliriz. Şimdi aynı mantıkla arkadaşlar bakın yine aynı mantıkla bu kanal kırılırsa ne olacak? Ne beklentimiz olacak? Bunu ölçelim. Geldik arkadaşlar bakın fiyat aralığına tıkladık. Burayı ölçtük arkadaşlar, tuttuk. Bakın buraya aldık. Buraya aldık. Geldik arkadaşlar ne yaptık buradan? Yatay çizgimize aldık. Bakın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu trend bu trend kırıldıktan sonra tam da ölçtüğümüz şekilde arkadaşlar bu kanal bu kanal kırıldıktan sonra tam da ölçtüğümüz şekilde fiyatın bu seviyelere geldiğini çok rahatlıkla görebiliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi bu trendin kırılması bu kanalın kırılması için de gördüğünüz gibi işlem hacminin ne kadar yüksek ve en az 3 tane mumun da bu kanalın üstünde yer aldığını görebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Ee, şimdi neyden bahsedeceğiz arkadaşlar? Ee, yatay kanallardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Yatay kanallar birçok kişinin anlatmadığı bir konu arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Şöyle bütün çizimleri kaldıralım. Yatay kanallar arkadaşlar genellikle çok fazla kişinin anlatmadığı ama benim önemsediğim en azından sizin de bilmeniz gereken bir nokta. Şimdi şöyle büyütelim arkadaşlar şurayı. Bakın bu bir bitcoin grafiği. Geldik. Şimdi bakın benim ilk gözüme çarpan ne var arkadaşlar? Şuradan geldik yatay çizgimizi aldık. Bakın. Bakın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ne olmuş burası? Şurayı şöyle yapalım. Bakın şöyle yapalım. Şunu da biraz böyle uzaklaştıralım. Şöyle büyütelim. Şöyle alalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Fiyat bu direnç noktasını geçtikten sonra yatay bir kanalın üzerinde ne yapmış arkadaşlar? Sürekli olarak gitmiş. Aynı azalan ve artan kanaldaki gibi arkadaşlar. Yatay kanallarda da kırılım noktası aynı şekilde belirlenir. Yani şöyle belirlenir arkadaşlar. Bakın. Eğer üst noktaya bu kanal içerisinde fiyatlar, kapanışlar üst noktaya yaklaşıyorsa bu kanalın yukarı kırılacağını alt noktaya yaklaşıyorsa ise aşağı kırılacağını gösterir arkadaşlar. Aynı şekilde yine bu kanalın kırılması sonrası aşağı ya da yukarı hareketleri tahmin etmek için ne kullanılır arkadaşlar? Burada yine bakın fiyat aralığı kullanılır. Bakın bu kanalın boyunu tuttum, ölçtüm. Bunu aldım arkadaşlar, yukarı çıkarttım. Geldim buradan yatay çizgiye geldim. Bakın. Biz Yaklaşım olarak bu yatay kanalın kırılması sonrası fiyatların bu seviyeye gidebileceğini söyledik. Dikkat ederseniz arkadaşlar bu seviyeyi de geçmiş ama en azından bu seviyeye gideceğini ve yükseleceğini görebiliyoruz. Yine bu kanalın kırılmasının bakın şurada gördüğünüz gibi hacimle olduğunu çok kolay bir şekilde görebilirsiniz. Bu arada arkadaşlar şundan bahsedelim. Az önce ayı tuzağından bahsettik. Bir de boğa tuzağından bahsedelim arkadaşlar. Mesela şu grafikte arkadaşlar şöyle yakınlaşalım. Tam üstten çizmişiz ama. Bakın bir noktada bir noktada fiyatın alçalan kanalın üstüne çıktığını görüyorsunuz. Bir noktada. Bu biraz doğru bir şey olmadı ama şöyle biraz da aşağı çekersek. Bakın şöyle değerlendirebilirsiniz. Bir noktada birkaç noktada sadece bir, bir tane mum yani bir 4 saatlik mumun kanalın üst noktasına doğru attığını görebilirsiniz. Bakın attığını görebilirsiniz. İşte arkadaşlar biz buna da ne diyoruz? Boğa tuzağı diyoruz arkadaşlar. Alçalan kanal kırılıyor gibi gözükte arkadaşlar. Tekrardan ne olmuş fiyatlar arkadaşlar? Kanalın içerisine girmiş arkadaşlar. Bugünkü konumuzda detaylı bir şekilde en basit anlatımla arkadaşlar bilerek uzatıyorum arkadaşlar ki hani iyi bir şekilde anlayın diye. Ne, ne yaptık arkadaşlar? Ee, yükselen trend, alta, alçalan trend, ee, yatay trend, yükselen kanal, alçalan kanal, yatay kanal ve bunların kırılmasından bahsettik. Bu kırılmanın olabilmesi için hangi beklentiler gerçekleşmelidir? Bu kırılma sonrası arkadaşlar fiyatların nerelere gitmesi gerektiğini konuştuk. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ee, kanalımıza abone olmayı, bu videoya yorum ve beğeni atmayı unutmayın. Teknik analiz eğitim serimiz devam edecek arkadaşlar biliyorsunuz size teknik analizin tüm bölümlerini anlatmış olacağım. İlerleyen videolarda görüşmek üzere.